Kripto News'e hoş geldiniz. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. UTODAY, son bir gün içinde en iyi 4 kripto haberini sunuyor. Son 7 günde 1,2 milyar Shiba yandı. Bugün 159 milyon tek transferde ölü cüzdana taşındı. Edgecoin Crypto Tracker tarafından sağlanan verilere göre, geçen pazartesi gününden bu yana, 84 işlemde ölü adreslere göz kamaştırıcı 1,2 milyar Shiba gönderildi. Bu miktardan, o günün başlarında, tek bir işlemde yaklaşık 160 milyon Shiba çıkarıldı. Bunun dışında Cuma günü, yukarıda bahsedilen 1,2 milyar Shiba'dan, Travis Johnson Shibun Games Twitter hesabı tarafından düzenlenen aylık bir yakma etkinliği sırasında tek bir işlemde rekor 328 milyon Shib jetonu bir cehennem cüzdanına taşındı. Terra %9 yükseldi ve diğer en iyi paraları geride bıraktı. Dün Terra, Luna fiyatı %9 artışla kripto para piyasasının geri kalanını geride bıraktı. Ayrıca CoinMarketCap'e göre yazı yazılırken 94.46 dolardan el değiştirerek bugün rallisine devam etmeyi başardı. Bu arada Terra ekosistemindeki en popüler algoritmik stablecoin olan Terra UST, yakın zamanda piyasa değeri açısından Binance USD'yi UST gölgede bıraktı. Şu anda yalnızca Tether, UST ve USD Coin'in USDC arkasında işlem gören üçüncü en büyük stablecoin'dir. En iyi ekonomist, Fed'in enflasyon hedefini yükseltmesi durumunda kripto daha da yükselecek. Allianz'da ekonomist ve ekonomi danışmanı olan Muhammed A. Elleriam, dünkü CNBC Suyuakbok'un izleyicilerine kripto fiyatının muhtemelen mevcut seviyelerinden daha yüksek olacağına inandığını gösterdiğini açıkladı. Ona göre Fed'e başlangıçta açıklanan %2'lik hedefe ulaşmanın imkansız olduğunu ve bunu yapmamanın kredibilitelerini tehlikeye atacağını fark etmeleri muhtemel olduğundan enflasyon hedefini 2-3'ten değiştirmesi yönünde baskı yapılabilir. Bu durumda Elleriam, kripto ve altının daha da yükseleceğine inanıyor. Cardano, ADA, birlikte çalışabilirliği önemli bir dönüm noktasına ulaştı. ADA, agı dönüştürücü yayında. Cardano'nun uzun vadeli ortağı olan AI yenilikçisi SingularityNet, temel yerel belirteci Agakin artık Cardano'nun ilk varlığı olan ADA ile sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir olduğunu duyurdu. Bu, farklı blok zincirlerindeki Ethereum ve Cardano, iki tokenin, amaca yönelik bir köprü aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girebileceği anlamına gelir. Köprü, Aralık 2021'den beri stres testlerinden geçiyor ve dün Ethereum ve Cardano ana ağlarında genel kullanıma açıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinde yer alan bilgileri yatırım için değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınıza danışın.